ben de yarın gazetede yazdım. Mağdur lafı, Türkiye'nin son döneminde sizin de kulağınıza fazla gelmiyor mu? Mağdur, mağdur, evet. mağdur. Her şey bir mağdur. Ve hep aynı insanlar. Hep aynı insanlar mağdur. Bu öyle bir mağduriyet ki hiç kimse de ya mağdur oldunuz da ne oldu diye sorgulamıyor. Şimdi mesela FETÖ FETÖ'nün mağdur ettiklerini konuşuyoruz ama FETÖ'nün yıllarca hapse attığı, hücrelerde süründürdüğü insanlar yok. Tırnağını dibinden kesmiş insanlar varsa onlar çıkıp mağdur diye anlatıyorlar. Ama bugün konuştuğumuz konu kanıyla, canıyla, etiyle bir mağduriyet hikayesi. Neden böyle söylüyorum? Şu yüzden. Tarih 20 Şubat 2015. Yani bugünün ner? Onun yıl dönümü bugün 24-23 Şubat'tayız. Güneş gazetesi. Akşam gazetesi Star gazetesi. Yani Ethem Sancak Beyefendi'nin o dönem sahibi o Ethem Sancak'tı biliyorsunuz. Beyefendi'nin sahibi olduğu Murat Sancak hani şu geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor tribünlerinde televizyon kırarken gördünüz ya hakemler FETÖ'cü dedi ya. Onun sahibi olduğu gazeteler bir manşetle çıktı. Neydi manşet? Üçlü ortak bir manşet. Sümeyye Erdoğan'a suikast. Bu arada eee Sümeya Erdoğana, Tayyip Erdoğan'a veya Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir yurttaşına değil böyle bir şey, böyle bir şeyin iması dahi yapılsa biz gazeteciler olarak hukuk devletini savunan insanlar olarak karşı çıkarız, bunu engelleriz. Hatta böyle bir girişim varsa onu engellemek için gazeteciliği hani onun o suçun üstüne gidilmesi için çalışırız. Ama burada öyle bir kumpas planlanmış durumda ki kumpas diyorum çünkü bugün tam anlamıyla kumpası olduğu ortaya çıktı. Bu manşetlerle bir şey söylediler. Bakın o manşetlerde fotoğrafın bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı Umut Oran. Bir tarafta Sümeyye Erdoğan, Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan arasından görünüyor. Öbür tarafta Emre Uslu, öbür tarafta Fethullah Gülen. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi hatta Akif Hamza Çebi'nin adını karıştırarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi FETÖ ile görüştü. Sümeyye Erdoğan'a yönelik bir suikast hazırladılar filan. Peki deliliniz nedir? Fuat Avni ile Emre Uslu ile yani FETÖ'nün biri troll biri gerçek eski emniyetçi eski taraf yazarı Emre Uslu bir de FETÖ'nün trollü Fuat Avni ile Umut Oran arasında bakın yazışmalar var. Twitter yazışmaları getirdiler. Şimdi bakın bir genel başkan yardımcısına bir siyasi partinin milletvekiline, yöneticisine daha da açık söyleyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu açık CHP'ye dedir dedi. Ana muhalefet partisine Cumhurbaşkanı'nın kızına yönelik suikast senaryosu var diyorsunuz ve bunda manşetleri taşıyorsunuz. Bunun peşine kimin düşmesi gerekir? Böyle bir şey varsa yani ihtimal dahilindeyse emniyetin düşmesi gerekir. Değil mi? MIT'in düşmesi gerekir. Bu ülkede Güvenlik kurumları varsa bunların bu işin peşine düşmesi gerekir. Peki önce kim düştü peşine? Umutaran düştü. Yani suikast yapacaklardı dedikleri Umutaran bu işin peşine düştü, gitti dedi ki hani söz konusu gazeteler dava açmakla kalmadı, bu işi soruşturun dedi. Soruşturun dedi. Elbette ki savcılık şeklinde olsa ne kadar da yargının siyasallaştığını eleştirsek de bu işin peşine düşmek zorunda. Ne yapmak zorunda? MİT'e yazı yazmak zorunda. Emniyete yazı yazmak zorunda. Bilir kişilere bu yazışma denilen şeyleri götürüp doğru mu bu yazışmalar gerçekten olmuş mu diye sormak zorunda. Sordu. Ve sonunda neden bugün konuşuruz? Aradan kaç sene geçmiş? 7 sene. 7 sene. 7 senenin sonunda bu dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Neden takipsizlik kararı verdi? Bu yazışmalar sahteymiş. Yani Etem Sancak ve Murat Sancak'ın sahibi oldu. Star o dönemki sahibi oldu, sonra sattı. Star gazetesi, Akşam gazetesi, Güneş gazetesi. Sonra bunlara biliyorsunuz bir haber bunlarda çıkıyor. Sonra Yeni Şafak, Sabah hepsi katılıyor. Onlar da katıldılar. Bunu isterseniz gösteririm onları da. Katılmış ve ana muhalefet partisine tıpkı FETÖ'nün kumpas Odası, kumpas Kurduğu şey vardı ya Kozmiko'da. Hı. Bülent Arınç'a suikast yapacaklar deyip devletin şeyine girmişlerdi. Aynısının tıp atıp aynısını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gazeteleri yapmış. Sahte belgelerle. Bunu başka kim söylüyor? Mit söylüyor. MİT'e yazı yazlar. MİT de sahtekarlık dedi. Emniyete yazı yazdılar. Emniyet de sahtekarlık dedi. Şimdi bakın. Aradan 7 yıl geçti. Bu işin sorumlularından biri, bakın sadece gazetecilik burada bir gazetecilik eti değil. Bu işin sorumlularından biri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Neden Recep Tayyip Erdoğan'dır? Şimdi size çok basit bir şey söyleyeyim. Ne dedim? E, bo çok özür dilerim, unutma. Yani. Arada sorun var mı buraya kadar olan Bu, ama bölümde? Ama şunu bir bitirsin. Tamam peki. Evet. <laughs> Şimdi neden Recep Tayyip Erdoğan'dır? Birincisi, Bülent Arınç'ı e eleştirmedik mi ya bunca zamandır? Dedik ki, burada bir kanalda bile tartışması oldu doğru veya yanlış bilmem ne. ama Bülent Arınç'ın bir devlet adamı olarak kendisine suikast iddiasıyla kurulmuş kumpası dahi çıkıp bunca yıl birkaç kelime söylemesi gerekirdi diye insanlar eleştirmediler mi? Ama bakın burada Cumhurbaşkanı bunca yıl boyunca sustu demiyorum. Ne yaptığını şimdi size söyleyeceğim. Ne dedim size bu haberlerin çıkışı için? 20 Şubat 2015. Şimdi sizi 6 Şubat 2015 tarihine götürüyorum. 6 Şubat 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Bursa'da. Ne diyor bakın? Diyor ki paralel çete beni ve ailemi tehdit ediyor. 10 Şubat'a geliyorum. 10 Şubat'ta Cumhurbaşkanı nerede? Latin Amerika gezisinde. Bursa'daki konuşmamda da belirttiğim gibi bu konuda da bize gelen bilgiler bu yönde. Ne hangi bilgiler? Uzun uzun okumayayım. Şahsıma, ailemle ilgili tehditler var. Şahsımla alakalı öldürmek ve benzeri türden hakeza ailemle olarak da bahsettiler söz. Cumhurbaşkanı kusura bakmasın bu mesele biliyor. Şimdi bir bakıyorsunuz 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı bu konuşmasından yani 6 ve 10 Şubat'taki bu konuşmalarından 10 gün sonra bunlar çıkıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki sen bunu ilişkilendiriyorsun. Hayır. 21 Şubat'ta Malatya'da diyor ki dün gazetelerde görmüşsünüzdür. Tehditler alıyoruz diye. Ailece tehditler aldığımızı söylemiştim. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki evet benim ailem tehdit ediliyor ve ölümle tehdit ediliyor dediğim konu o üç gazete denilen şey. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir kaset kumpası kurulmuştu hatırlayın. O zaman da Cumhurbaşkanı çıkıp meydanlara ne demişti? Fetullahçı terör örgütünün kurmuş olduğu kumpasın ardından çıkıp ne demişti? Ne özeli genel genel demişti. Yani bir fiil gizli saklı değil, mitik meydanlarında milyonlarca insanın üzerinde bir terör örgütünün ana muhalefet partisinde kurmuş olduğu kumpasa hem de en bel kumpasa destek vermişti. 7 yıl sonra diyorum ki ben gönül rahatlığıyla Umut Oran'a yargı böyle karar verdi, MIT böyle dedi, emniyet böyle dediği için Umut Oran'a ve tabii ki Umut Oran'ın orada adı sana Umut olduğu, Uran olduğu için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne kumpas kuruldu. Nasıl kumpas kuruldu? Yine sahte delillerle, sahte yazışmalarla kumpas kuruldu. Yine bir dönem Zaman Gazetesi'nin, bugün Gazetesi'nin taraf gazetesinin yaptığı yöntemlerle bu sefer hükümetle kumpas kuruldu. Ve yine o kumpasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özüyle, sözüyle, eylemiyle konuşmasıyla destek verdi. Şimdi aradan 7 yıl geçti. 7 yılın sonunda bizim bunun hesabını kimden soracağız? Hani hep aldatıldık aldatıldık diyor ya Cumhurbaşkanı. Aldatıldınızsa bir şey yapamıyoruz mu diyeceğiz. Ama bu sefer siz aldatmışsınız hepimizi. Ama bu sefer siz kandırmışsınız hepimizi. Bir de hani en şey e, yerden vurulmuş. Hani kızına suikast yapılacaktı diye. Normalde senin de benim de onun da bunun da belki vicdanını acıtacak bir hikaye. Herkesin. Herkesi kandırmışsınız. O açıdan ben bu hadisenin böyle sessizce geçiştirilmesini kabul etmiyorum. Etmemeliyiz. Çünkü bu mesele öyle bir mesele ki Umut Oral'ı bunu yapan yani Emine ve Şirin'e ve sokakta yürüyen vatandaşın neler yapar? Ve unutmayın bunu FETÖ gazeteleri değil Ethem Sancağ'ın gazeteleri. Yani tank palet fabrikasını verdiğiniz Ethem Sancağ'ın gazeteleri. Türkiye'nin güvenliğini emanet ettiğiniz Ethem Sancağ'ın gazeteleri yaptınız. Hiç başkasına havale etmeyin. O yüzden ben bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekte hukuk devleti olup olmaması konusunda bizzat bugünkü Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu altında olan bir mesele olarak görüyorum. Şimdi burada bir dakika durup bir geri gidebilir miyiz? İlk e, haberi verebilir mi editörümüz Erdal? Orada aşağıda bir şey yazıyor. Diyor ki, evet, gazeteyi öldürelim gazeteyi söylüyorum evet. Öldürelim mi, yaralayalım mı? Evet. Şimdi bayağı bir senaryo yazılmış. Evet, bayağı senaryo yapmanız yani suikast ama hani yaralayalım mı? Hani mafyada vardır ya dizinden evet. vurma hikaye. Yani yaralayalım mı, öldürelim mi? Buralara kadar varana kadar bir senaryo yazılmış. O konuda bir şeyler yani e, orada var da mı? Kiralık katil de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, ABD'de bir katil tutulmuş. Gülen telefonda işte icabına bakın denilmiş. Ondan sonra Umut Orhan bir şeyler söylüyor. Yani böyle bir yazışma sessilesi var. Şimdi benim anlamadığım şu. Neden Sümeyye Erdoğan'ı öldürmek istesinler? Diyelim ki Umut Orhan delirdi, kafayı yedi. <laughs> CHP çıldırdı, suikast partisiymiş. Ona bunu suikast... Niye Sümeyye Erdoğan? Evet. Yani suikast yapısını bilin bir bakana, Cumhurbaşkanı kendisine değil de... Yani Sümeyye Erdoğan'a niye suikast yapısın? O çıkıyor mu? O yani sonuçta yarışmalarda Cumhurbaşkanı'na hani... Göz gözü barına. zarar vermek için, yaralamak için.